Efendim, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Layu TV'deyiz. Öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yanımda çok değerli bir yorumcu var, Sayın Abdülkerim Durmaz. Efendim, öncelikle üniversite süreçlerini nasıl buluyorsunuz? Ondan başlayalım. Buluyorum değil, buldum. Güzel buldum. Benim ilk. Daha önce gitmiştim bir kere ama o şeydi, böyle hani bir istek üzerine değildi. Kızımın okuduğu üniversiteye de beni ağırladılar. Öyle gitmiştim hatır için. Bu ilk defa böyle bir istek, davet oldu. Çekiniyordum açık söyleyeyim. Çünkü ben ortaokul mezunuyum. Şimdi üniversite deyince korktum önce. Lan dedim, bunlar hepsi kafası çalışan adamlar. Bizi dedim yerler harcarlar, onlara ben ne diyeceğim, çeşit çeşit garip şeyler söylerler falan. Korkarak geldim buraya. Hatta gece uyumadım. Sabah erkendi uçak. Uyumamın sebebi de yani şeydi. Hep düşündüm, ne sorabilirler, ben ne diyebilirim. Hayırlısıyla yolda da uçakta da hep şurada yüzümü kararmadan, çok böyle kendimi mantarlatmadan döner miyim diye kendi kendime diyordum. Şükürler olsun, aldığım izlenim iyi oldu. Çok memnun oldum. Başka üniversiteler çağırsa gider miyim? Böyle bir hava yakalarsam giderim ama her yer böyle olur mu bilmiyorum. Çok güzeldi. Lefke'nin yani, havası başkadır. Çok güzeldi. Yok şeydi yani, espri anlayışları yüksek. Ben bazen mesela gizli bir şey söylüyorum, içinde böyle biraz müstehcenlik barındıran cin gibiler. Ama bir tek kafaları oraya çalışıyor. Hemen ona gülüyorlar, biliyor musun? Falan. Güzel, keyifliydi. Ben çok zevk aldım. Zevk aldıysanız bizim çok önemli bir şey. Okulunuzun yönetim kurulu hakikaten çok güzel ağırladılar beni. Yani yolculuğum çok rahat geçti. Buraya indikten sonra da karşılanışım, buraya salona gelene kadar ağırlanışım, gördüğüm ilgi. Hakikaten yani futbolculuk dönemlerimde deplasmanlara giderken şehrin işte kaymakamları, belediye başkanlarından böyle ilgiler görürdük. O günleri hatırladım. Çok ilgilendiler. Sağ olsunlar. Nefis ağırlar. Hak ettiniz ama Beyaz Futbol'daki, yani, Beyaz TV'deki. Olmasam burada kalayım, İstanbul'a dönmeyeyim diyeceğim ama evim var, karım var, mecburen eve dönmeyeyim. Bekliyorlar tabii. Evet. Beyaz TV'deki Beyaz Futbol ile çok iyi, yani sporculara çok iyi bir yorum getirdiniz. Bu sayede zaten biraz ilgi gördünüz. Tabii ki Fenerbahçe geçmişinizi hiç söylemiyorum. Öğrencilerimiz istedi, yönetim de sağ olsun. Siz de kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Spor yorumculuğunda tarafsızlık, yani bu konudaki düşüncelerinizi istiyorum. Klasik cevap veremem. Yani klasik der böyle bütün yorumcular. Sizden öyle bir şey beklemiyorum. Ben bütün yorumcular şöyle der. Ben evet taraflıyım ama elimden geldiği kadar objektif olmaya çalışıyorum. Bu tamamen yalan. Tam bir televizyon röportajı olur şimdi. Ben de öyle dersem ben öyle demeyeceğim. Ben objektif olmaya falan çalışmıyorum. Ben objektif olamıyorum da. Yani bırak çalışmayı, olamıyorum. Ben çünkü Fenerbahçeliyim. Futbolu anlatıyorum. Ama birçok şeyi de Fenerbahçe gözüyle gördüğüm için birçok insanın da belki de hoşlanmadığı şekilde anlatıyorum. Belki de benim bu kadar dürüst olmam insanların hoşuna gidiyor. Tamam, adam evet böyle bakıyor ama helal olsun hiç olmazsa. Çünkü şimdi isim yani verilmez zaten de. Bu şöyle bir yorumcu tipleri var Türkiye'de genelde. Tipleri değil, genelde böyle %90'ı. Fenerbahçe çok iyi, Galatasaray mükemmel, Beşiktaş da harika. Şimdi böyle yorum olur mu Allah aşkına? Yani üç tarafa da yeşil. Şimdi bunlar sosyal medya. Objektif. Tabii sosyal medya şey falan, bu üç büyük taraftan elinde ya. Ulan birine kötü bir şey söylersem eyvah beni parçalarlar. Hepsine acık acık güzel şeyler söyleyeyim. Hep birini eleştirirken, mesela Beşiktaş'ı eleştirirken yorumcu arkadaşların %99'u da şöyle yapar. Ama aynı şeyler Fener'de de oluyor, Galatasaray'da da oluyor falan filan lan. Orada da bir ortam. Yok kardeşim. Ben Fenerbahçe'yle yine yaptığımı düşünmüyorum ama insanlar tabii ki Fenerli olanlar öyle düşünüyordur. Evet, ben de kabul ediyorum. Tamam, öyleyse öyledir. Onlar da diyor, aa bak adam helal olsun söylüyor hiç olmazsa. Çünkü insan öbür türlüsünü hiç yemiyorlar. Lan diyor, seyirci kurnaz, evet. Halk kurnaz, bırak lan bu işleri diyor. Sen aslında bizi sevmezsin ama diyor, bize de bir yağ yapıyorsun diyor. Ben onu yapamıyorum. Ya hayatımla ilgili bir şey. Hayatım da yapamıyorum. Ya, yani futbolcuyken de böyle yapamazdım. Hani hakeme de böyle, federasyona da böyle, hocaya da böyle. Ben hocaya kızdım mı, hocaya da kavga ederdim, kadro dışı kalırdım. En son başkanla ettim, kovuldum Fenerbahçe'den. Anladın mı? Ben kızdım mı, kime kızdıysam ona söylerim. Ama halkımız da bunu seviyor. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla tabii. Da yani yorumlarınızda bu evet. Şey, enerjiyi seviyorlar evet. Aslında. Ben de bunu yakaladığım için öyle gidiyorum. Süper. Zaten evet, evet onu istiyorlar, yani, onu görmek istiyorlar tabii, zaten. İnsan televizyona çıkıp para kazanıyorsan insanın istediğini ona vereceksin. Kesinlikle. Bunun karşılığında sana onlar ilgi gösteriyorlar. Öyle değil mi?
Peki halk istiyor diye mi bunları yapıyorsunuz yoksa gerçekten enerjiniz var? Hayır, ben halk istediği için bunları yapsam o işte faça veririm. Orada beni, onu söylemek istiyorum. Halk beni orada yakalar. Lan oynuyor bu der. Anladın mı? Benim hakikaten kendimi kaybettiğimi anlıyor. Şimdi bak bir şey söylesem inanmazsın. 2 dakika önce seninle röportaj yapıyorum diye daha şeydim. Şu anda mesela röportajı unuttum. Değil mi? Saçma biraz şeye gidiyoruz. Estağfurullah, sohbet alalım. Şeye gitti iş yani. Gene ben şeysiz konfitürsüzce konuşmaya tamam, başladım. Tamam, estağfurullah. Peki çok damarınızda basmadan son Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaşanan yani verilen karar için ne düşünüyorsunuz? Ben aslında karar Fenerbahçeli olduğum için doğru derim. Hatta bunu ileri de götürürüm. Bunlar içeri kaçtılar. 3-0 Beşiktaş yenilmeliydi diyebilirim. Öyle yapanlar da var. Böyle yorum yapanlar da var. Öbürlü de yapanlar var. Anladın mı? Beşiktaş 3-0 kazanmalıydı da diyebilirim. Onu da yapanlar var. Ben bu 3 yorumun hangisi doğru bilmiyorum. Bir, yani 3'ü de var kuralda. Kuralda 3'ü de yapılabilir. Federasyon birini karar verdi. Doğru mu yanlış mı bilmem ben. Benim bildiğim bir şey var. Ben onu söylüyorum zaten bağıra bağıra. Bu maç niye tatil edildi? Ben onu anlasam verilen kararı yorumlayacağım. Ben maçın tatil edildiğini hala anlamış değilim. Anlamadığım bir şey hakkında niye yorum yapayım, karar doğru mu verildi falan. Bir karar verdiler. Karar, neye karar verdiler onu anlamadım. Ya maç niye tatil edildi ki? Ya bu maç niye tatil edildi? Bütün Türkiye'nin futbol geçmişine bak, bu ülkenin. Bu maç tatil edildiyse 1923'te Türk Futbol Federasyonu kurulduğu hiçbir maçın oynanmaması lazım. Bu maç tatil edildiyse. Bunu konuşmuyor insanlar. Yok acaba karar kötü mü oldu? Beşiktaş mı yenmeliydi? Fener mi 3-0 almalıydı? Saçma ya, biri demiyor ki bu Mete Kalkaman'a sen artık şu düdüğü bırak. Niye? Samuguchi niye tatil etti? Bir anlat bakayım bana, bir izahatını söyle. 2 çakmak mesela, bir peruk, korner bayrağının orada para atılıyor, onu bile görmüyoruz. Sağ temiz adam, numara yaptığı belli, içeri doğru kaçıyor, korneri atmıyor. Hakemlerin orta sahaya toplayan bir orta hakem, hani maçı tatile götürüyor. Saçma sapan bir şey. Saçma sapan, dünyanın her yerinde olabilen şeyler. İtalya'da da anlatıyorlar ya, Avrupa'da, İtalya'da da, İspanya'da da neler atıyorlar, görüyorsun oyuncu korner atarken. Ya işte bir taş olur, büyük bir şey olur falan. Tamam. Ama bu maç niye tatil edildi? Ben onu anlamadığım için yorum yapmıyorum karara. Çok teşekkür ediyorum. Her türlü karar verilebilirdi. O maç tatil edildikten sonra her 3 karar da verilebilirdi. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir röportaja başlarken söylemiştiniz zaten izlenimlerdeki mutluluğunuzu. Evet. Gezebildiniz mi ya da gemi konağını gelirken Lefke'yi nasıl buldunuz? Üniversitemizi nasıl buldunuz? Son olarak onları alalım. Üniversiteyi çok beğendim. İçeri girdim. Yani girişte kapıda. Hanımefendi adı neydi hocam? İsmet Hanım bana gösterdi. Spor salonunu, bahçeleri ve kampüsü tanıttı. Hakikaten çok etkilendim. Belki de hiç üniversiteye okumadığım için etkilenmişimdir. Yoksa belki bir üniversite için normaldir belki de, ama ben böyle okullarda okumadığım için o an dedim ne güzel, keşke okusa, keşke futbol oynamayıp okusaymışım. Ya gençleri görünce öyle kafeteryalar falan filan. O an dedim futbol dünyanın hiç meslek. Keşke üniversite okusaymışım dedim. Çok beğendim. Lefke'yi gezemedik. Yani çok acil oldu gelmemiz, uçaktan inmemiz, bir yemeğe götürdüler sağ olsunlar. Şimdi de döneceğim, gezemeyeceğim. Tabii ki Kıbrıs'ın her yeri güzel. Lefke böyle, Kıbrıs güzel. Ada burası, deniz var, her şey var güzel. Ama haftaya Allah nasip ederse İnşallah. Saygın kardeşimle, Sinan Engin'le üçümüz birlikte tekrar geleceğiz. Ben bu sefer sizin aranızda seyirci olacağım. Sinan Engin'i seyredeceğiz. Mutluluk duyarız. Tabii, onun için bir de bir gün, o gün de burada kalacağımız için Lefke'yi gezeriz diye. Çok teşekkür ediyorum. Rica Yine ediyorum. Bekliyoruz. İnşallah. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.